D vitamini eksikliği sağlıklı kalabilmemiz için yeterli miktarda D vitamini almadığımız anlamına gelir. Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan vitamin vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. Kemiğin ana yapı taşlarından biri olan kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vardır. Sinir sisteminin, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam etmesinde önemli görevleri bulunur. Vücutta ihtiyaç duyulan miktarı 3 yolla alabilirsiniz. Bu yollardan ilki cildin vitamini kendisinin üretmesi, ikincisi diyet ve sonuncusu da vitamin takviyesidir. Güneş ışınlarına maruz kalındıktan sonra D vitamini ciltte doğal bir şekilde sentezlenir. Vücudun D vitamini ihtiyacı yaşa göre farklılık gösterir. Yaş ilerledikçe alınması gereken miktar artar. Vitaminin vücuttaki seviyesi çok düştüğü zaman kemikler ince, kırılgan veya kusurlu hale gelir. D vitamini eksikliği toplumda yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Özellikle koyu renk cilde sahip olanlar, aşırı kilolu olanlar ve 65 yaşından büyük bireylerin D vitamini seviyeleri daha düşüktür. Bu nedenle kan seviyelerini normale getirmek için D vitamini takviyesi gerekir. Fakat bu konuda da dikkatli olmak ve aşırı vitamin almaktan kaçınmak önemlidir. Çünkü çok yüksek düzeydeki D vitamini seviyeleri ek bir fayda sağlamaz. Aksine farklı sağlık sorunlarına neden olur. Bu yüzden D vitamini mutlaka doktor kontrolünde alınması gereken bir vitamindir. Peki D vitaminine ihtiyacımız olduğunu nasıl anlarız? Bu konuyu sizler için derledik. Yalnız burada yer verdiğimiz konular bilgi amaçlıdır. Doğru teşhis için doktor kontrolünde D vitaminini almalısınız. İşte D vitamini eksikliğini gösteren 13 işaret şöyle. 1. Kas zayıflığı ve yorgunluğu D vitamini güçlü bir sinir sisteminin olmazsa olmasıdır. D vitamini eksikliği ağrıya, kas zayıflığına ve hatta kognitif yetersizliğe neden oluyor. Newskate Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, yeterince D vitamini alan bir kişinin spor yaptıktan sonra kendisini daha az yorgun hissettiği belirtilmiştir. 2. Kemik ağrısı Kemik ağrısı çeken 150 kişiye yapılan testlerde %93'ünün D vitamini seviyesinin düşük olduğu görüldü. D vitamini eksikliğinde kas lifleri tam olarak çalışmadığından kalça ve leğen kemiği çevresinde ağrılar meydana gelir. 3. Solunum problemleri D vitamini solunum yollarının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayıp sizi hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korur. Özellikle de çocuklar için çok önemlidir. Çocuğunuzda astım varsa D vitamini almasını sağlamalısınız. Yapılan yeni bir araştırmada D vitamini alan çocukların astım krizi geçirme riskinin %50 daha düşük olduğu görülmüş. 4. Sıcak basması. Alnınız durup dururken terliyor mu? oda sıcaklığı normal olmasına rağmen anormal bir şekilde terliyor musunuz? Boston Üniversitesi Medical Center'da çalışan Michelle Holicke'e göre bunların hepsi D vitamini eksikliğinin belirtisiymiş. Yine eskiden doktorlar yeni bebeği olan annelere alınlarını kontrol etmelerini söylerlermiş. 5. Depresyon. Yapılan bir araştırmada D vitamini eksikliğinin depresyona neden olduğu kanıtlandı. D vitamini eksikliği çeken kadınların depresyona girme riski erkeklerin iki katı oranında olduğu ifade edildi. Finlandiya'da yapılan bir araştırmada D vitamini seviyesi yüksek olanların depresyona girme riskinin %35 daha az olduğu aktarıldı. 6. Doğurganlık Avustralya'da 2008'de yapılan bir araştırmada D vitamininin doğurganlıkta hayati önemi olduğu görüldü. 7. Kronik baş ağrısı sık sık başınız mı ağrıyor? D vitamini eksikliği kronik baş ağrılarına neden olabiliyor. Finlandiya'da 1984 ile 1989 yılları arasında 42 ile 60 arasında 2600 erkeğin katıldığı bir araştırma yapıldı. Erkeklerden %68'inde D vitamini eksikliği ve beraberinde kronik baş ağrısı olduğu tespit edildi. 8. Cilt problemleri Yapılan birçok araştırmada D vitamininin vitiligo ve sedef hastalığıyla savaştığı görüldü. Grand Mendifo'dan aktarılanlara göre 2013 yılında 16 vitiligo ve 9 sedef hastasına D vitamini takviyesi verilmiş. Takviyenin ardından hastalıklarının belirtilerinin hafiflediği görülmüş. 9 saç dökülmesi. Saçlarınız mı dökülüyor? D vitamini eksikliğiniz olabilir. 18 ila 45 yaşları arasında saçların dökülmesinden şikayetçi olan 80 kadının katıldığı bir çalışmada hepsinde D vitamini eksikliği tespit edildi. 10. Yorgunluk. Sık sık yoruluyor musunuz? Böyle hisseden birçok insan D vitamini eksiklikleri olduğunu bilmiyorlar. Vücudunuz enerji üretebilmek için D vitaminine ihtiyaç duyar. D vitamini eksikliğinde günün büyük bir bölümünde yorgun hissedersiniz. Güney Avustralya Üniversitesi'nde bilim adamlarının yaptığı bir araştırmada kendilerini sürekli yorgun hisseden kişiler incelendi ve D vitamini eksikliği olduğu görüldü. 11. Kemiklerde zayıflık. 30'lu yaşlara yaklaştığınızda vücudunuz kemik gelişimini durduruyor. D vitamini eksikliği bunun daha erken yaşlarda görülmesine neden oluyor. Kemik erimesi ve D vitamini eksikliği arasındaki ilişki üzerinde de yıllardır araştırmalar yapılıyor kalsiyum ve D vitamini takviyeleri alarak kemiklerinizin düzgün bir şekilde gelişmesini sağlayabilir ve kemik erimesinin önüne geçebilirsiniz. 12. Ruh hali değişikliği D vitamini mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin salınımında etkilidir. Siz de sık sık kendinizi kızgın hissediyor musunuz? Küçük şeyler sizi hemen rahatsız mı ediyor? D vitamini eksikliğiniz olabilir. Sefirit Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada D vitamini'nin aksiyete, uykusuzluk ve depresyona iyi geldiği görüldü. D vitamini eksikliğinin 12 işaretini saydıktan sonra şimdi de D vitamini açısından zengin yiyecekleri sizinle paylaşalım. İşte D vitamini açısından zengin yiyecekler şöyle: Süt, peynir, yumurta, karaciğer, balık. Balıklar içinde de somon, levrek turna, sardalya ve mantardır. Peki D vitamini eksikliğinden korunma yöntemleri nelerdir? D vitamini ciltten sentezle güneşe yeterince maruz kalmayı gerektirir ve mevsim, enlem, yükseklik, süre ve cilt pigmentasyonu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. D vitamini eksikliğinden korunmak için etkili önlemler arasında D vitamini takviyesi ve diyetle D vitamini alımı da bulunur. Çoğu kişi güneşten D vitamini ihtiyacının bir kısmını karşılayabilir. Yiyeceklerde bulunan miktar ise çoğu zaman yeterli değildir. Fakat yine de diyette de mümkün olduğunca fazla D vitamini almaya çalışmak yararlıdır. Ek olarak bir miktarda takviye almak eksikliklerden korunmada faydalıdır. Kendinizde eksikliğe dair belirtilerden şüpheleniyorsanız erken tanı için bir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. Peki D vitamini eksikliği tedavi yöntemleri nelerdir? Tedavi enjeksiyon ya da ağızdan D vitamini verilerek yapılabilir. Durumunuza, yaşınıza ve eksikliğin şiddetine göre en uygun tedavi seçeneği ve dozu doktorunuz tarafından belirlenir. Enjeksiyon her gün ilaç almayı sevmeyen ya da unutan bireyler için daha uygun bir seçenek olabilir. Tek doz ilaç enjeksiyonu 6 aylık ihtiyacı karşılayabilir. Ağızdan tedaviler ise ilacın günlük, haftalık ya da aylık düzenli olarak uzunca bir süre alınması gerekir. D vitamini takviyelerinin yağ içeren bir yemekle birlikte alınması öneriliyor. Çalışmalara göre yağ içeren bir yemekle alındığında Aç karnına alımına göre ortalama %32 daha fazla emilim olduğu bildiriliyor. Eksikliği tedavi etmek için ihtiyaç duyulan D vitamini miktarı eksikliğin ciddiyetine ve bireysel sağlık risklerine bağlı olarak değişir. Tedavi ile D vitamini depolarını güvenli aralığa getirmek ve düşmeyi engellemek hedeflenir.